Evet hemen diğer konumla başlamak istiyorum kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı doçent doktor Şaban Çelebi konuğumuz hoş geldiniz hoş hocam ee, bugün sizinle estetik burun ameliyatında rinoplastiği e, konuşacağız evet. estetik cerrahide est, 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 estetik cerrahide en fazla tercih edilen e, operasyonlardan biri de e, burun ameliyatıdır. Cinsiyet fark etmeksizin kişilerin solunum sorunlarını düzeltilmesi, gerekse burun şeklini değiştirilmesi için oldukça fazla kişi bu işe önem verir. Hani ilgisini çeker. Öncelikle bu rinoplasti nedir hocam? Buradan başlayalım mı? E, rinoplasti e, burnun bir iç anatomisi var, bir de dış anatomisi Hı -hı. var. Rinoplasti deyince burnumuzun Dışıyla alakalı yapılan müdahalelerin hepsini kapsıyor. Bu müdahalelerle neler yapılabiliyor? İşte burnun hem kendi içindeki açıları ve oranları, hem de burnumuzun yüzün diğer yapılarıyla olan oranlarının ve yapılarının değiştirilmesi e, anlamını taşıyor. E, Septorinoplasti ise burnun iç içinde de bir takım problemler varsa e, solunum. E, ya da koku alma ile ilgili hı hı. ya da burnun süzme fonksiyonuyla alakalı bir problem varsa aynı operasyonda aynı sıkıntıların benzer sıkıntıların da bu ameliyatla giderilmesi anlamını taşıyor. Eee ameliyatı evet estetik burun ameliyatları e, estetik ameliyatların içerisinde ilk sırayı alıyor. En hem dünyada dercih, böyle evet. hem de Türkiye'de böyle. Özellikle son yıllarda çok fazla artış var. Bunun bir sebebi var. İnsanlar daha ulaşılabilir, insanlar için daha ulaşılabilir hale geldi. Eskiden sadece ünlülerin yaptırdığı bir ameliyat olarak algılanıyordu. Ama bir şimdi... de toplumda evet bir çekince vardı. Bir de estetik burun ameliyatı şöyle e, halk arasında yanlış bir inanış vardı. Kalkık bir burun, burun sırtının çok fazla alınmış olduğu, karşıdan bakışta burun deliklerinin aşırı göründüğü hı hı. ya da burun ucunun böyle mandalla sıkılmış gibi bir e, görüntüsü Görücü vardı. Evet, bu yanlış bir algı. E, belirli bir dönem bu tür burunlar yapıldı maalesef. Hı hı. E, ama şu anda çok daha ileriye taşındı estetik burun ameliyatları. E, benim de tavsiyem daha çok doğallıktan yana. Evet. Yani kişi merak edilen konular arasında bu anlattıklarınızda hani acaba hangi yüzüm şekline göre hangi burun bana uygundur. E, bunun içinde tabii ki simülasyonlar sizde de mevcuttur, değil mi hocam? Simülasyonların önemi büyük. E, şu açıdan önemi büyük. Bazen hastalar geliyorlar. Ben sadece kemerimden rahatsızım diye söylüyorlar. Hı hı. Siz Simülasyon çalışmasıyla e, kemerini alıyorsunuz. Fakat bir anormalliğin olduğunu hasta da fark ediyor. İşte o devrede simülasyonun büyük önemi var. Hem hasta açısından, beklentilerini karşılayıp karşılayamama açısından, gerçekçi mi değil mi acaba diye. Bir de bizim ameliyat planımız açısından önemi büyük. büyük. Ve yapıyorum da her hastama yapıyorum. Tabii. Ee, peki kimler burun estetiği olur? Şimdi burun estetiği insanlar tabii iletişim halindeler sürekli. Ve karşısındaki kişiyle de yüz yüze iletişim kuruyor. Karşıdaki insanın bakışları eğer burnuyla ilgili rahatsızlık hissedeceği düzeyde ise bu kişilere estetik burun ameliyatı olmalarını tavsiye ederim. Onun haricinde işte e, aşırı büyük, aşırı küçük, kemerli ya da e, kemeri e, çok alınmış, burun ucunda düşüklük olan, aşırı kalkıklık olan ya da travmaya bağlı olarak burnun dışarısında herhangi bir eğriliklerin olduğu kişilerin estetik burun ameliyatı olmasında fayda var. Bir de kişi aynaya baktığında eğer kendini çok mutlu hissetmiyorsa rahatsızlık hissetmiş. bu da olabilir Fakat bazen bakıyorsunuz burnu gerçekten çok güzel oranları oldukça iyi hı hı. ama kişi yine de mutlu değil burnundan memnun değil açıkçası bu kişilere e, estetik burun ameliyatı olmalarını çok tavsiye etmiyorum e, En azından bir psikolojik destek açısından e, ilgili branşla görüşmelerinde e, fayda var diye söylüyorum Peki hocam ideal burun estetiği ne şekilde olmalıdır? Benim kanımca ideal burun estetiği dıştan estetik ameliyat olduğu belli olmayan, belli olmayan. Evet burnun hem kendi içindeki oranlarının ve açılarının hem de yüzle yaptığı açıların ve oranlarının düzgün olması gerekir. Yani çok kavisli bir burun, çok kalkık bir burun, çok kısa bir burun, çok küçük bir burun bunlar çok arzu ettiğimiz burunlar değil. <laughs> Bayanlarla erkekler arasında bir takım farklılıklar vardır. Farklı. Erkeklerde hatlar biraz daha belirgin. Burnun dudakla yaptığı açı erkeklerde bayanlara göre biraz daha az. Bayanlarda çok tatlı bir kalkıklık ve hafif bir kavis arzu edilen bir estetik görünüm görünümdür. Hı hı. Ee, Peki ameliyatın aşamalarından biraz bahsedelim mi hocam? Ee, ameliyatın aşamaları bir kere hastaya detaylı vakit ayırmak gerekir. Ameliyatın artıları, eksileri, ameliyatın risklerinden bah, e, bahsetmek hı hı. gerekir. Daha sonra detaylı bir kulak-burun-boğaz muayenesinin yapılması gerekir. Çünkü e, kulak-burun-boğaz branşının tek bir branş olmasının sebebi, her üç e, organında birbiriyle iletişim halinde olmasından kaynaklanır. Yani burnumuzdaki bir e, patoloji hem kulağımızı etkileyebilir, hem boğazımızı etkileyebilir. Dolayısıyla bir muayene yapılması gerekir. Daha sonrasında e, değişik açılardan fotoğrafları alınır hastaların, bir dijital ortama atılarak bir simülasyon çalışması yapılır. Hastanın beklentileri ve bizim vermek istediklerimiz hastayla detaylı olarak konuşulur arkasından ameliyat öncesi bir takım tahlillerimiz vardır her genel e, anestezi alan hastalarda olduğu gibi uygulandığı gibi Evet bir kansızlık var mı kanıma ile ilgili bir problemleri var Hı -hı. mı bulaşıcı bir hastalığı var mı e, daha sonra anestezi doktoru muayenesini yapar e, Eğer olurunu e, alırsa ameliyata başlanır e, kabaca ameliyat öncesi hazırlıklarımız bunlar bunlar Evet Peki ameliyat olan yani burun estetiği olan kişinin her cerrahi müdahalede olduğu gibi sonrasında da dikkat etmesi gereken bir takım e, sanırım Kesinlikle. evet e, yani şeyler vardır. Bunlar nelerdir peki? Ameliyat Önemli. sonrası hastalarıma yaptığım kısıtlamalar ve tavsiyeler kabaca şöyle bahsedebiliriz. Bir sigara içmelerini çok önermiyoruz çünkü sigara hem dokuların e, e, beslenmesini bozuyor, iyileşmesini geciktiriyor, özellikle 6 hafta kadar. E, içmemelerini tavsiye ediyorum. Hı hı. Bu vesileyle belki de sigarayı bırakmış olabilirler. Böyle de bir artı yönü olabilir diye düşünüyorum. Çok, çok da iyi başarılı olur, evet. olmasak da. Ee, ağır spor çok önerdiğimiz bir şey değil. Ee, travmadan koruma maksatıyla ama hafif sporları özellikle yürüyüşü, yüzmeyi falan bunlarda bir kısıtlamamız yok. Aksine öneriyoruz da. Yatış pozisyonuyla ilgili özellikle bir iki hafta e, sırt üstü yatmalarında fayda var. Çünkü bir tarafa yattıklarında iki taraf, yüzün iki tarafı arasındaki ödemde bir farklılık oluşacaktır. Bu iyileşirken e, burunda asimetrilere neden olabilir. E, onun haricinde... Ağızda endişelendirir bir de değil mi? Tabii hocam? ki çok haklı olarak. E, Güneşlenmeyi çok önermiyoruz. Mevsimi hı hı. değil ama yaz mevsiminde de bu ameliyatları yapıyoruz. Özellikle güneşle doku iyileşmesini e, geciktiriyor. Cilt yanıkları oluşturabilir. Çok güneşli havalarda dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz ama illa çıkmak zorunda kalırlarsa şapkayla ya da e, yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanarak çıkabilirler. Önlemlerini almaları gerekiyor. Evet. Çok fazla mimik gerektiren e, hareketlerden sakınmalarını öneriyoruz. Bir takım e, gıdalar var. Bunlar e, kanamayı artırabilir. Hı hı. E, neler? Yeşillikler mesela. İşte, e, portakal, elma, e, kiraz eee Antep fıstığı, badem yani evet içinde kansulandırıcı olarak halk arasında yaygın olarak bilinen aspirin'in içerisindeki etken madde var bu Madem. gıdalarda. Bunları da hastalara söylüyoruz bunlardan uzak durmaları konusunda. Ee, burunları tıkalı oluyor tabii ki tampondan dolayı. Hı hı. Kendilerini biraz grip ve nezleymiş gibi hissediyorlar ama bu durumun geçici bir şey olduğunu, burunları tıkalı olduğu için öyle hissettiklerini hastaya söylüyoruz. Çok ufak sızıntılar olabilir. Tedirgin olmamalarını tavsiye ediyorum. Bir de burun bakımı nasıl yapılabilir? Tampon alındıktan sonra bir takım yıkama solüsyonları var. Halk arasında deniz suyu ya da okyanus suyu <laughs> olarak bilinen belirli bir konsantrasyonda hazırlanan e, solüsyonlar var. Bunlarla burunlarının içlerini yıkayabilirler. Temizlemesi. Evet ya da kan pıhtıları olabiliyor. Bunları da oksijenli e, suya bandırılmış kulak temizleme çöpleriyle nazik bir şekilde temizleyebilirler. Kabaca dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar. Bunlar. Hocam tampondan bahsettiniz. Ee, artık öncesinde çok zorlu bir işlemdi bu tampon çıkartma işlemi falan. Şimdi e, ne tür tamponlar kullanılıyor biraz bundan da bahsedelim Açıkçası mi? hastalarıma rahat olmalarını tavsiye ediyorum. <laughs> evet, Çünkü e, belki kullanan merkezler vardır tam bilemiyorum ama iki tür tampon kullanıyorum. Bunlardan birisi silikon ortasında bir kanalı var. Nefes Hı -hı. alıp vermemizi tabii ki orijinal burnumuz kadar olmasa da e, fakat yine de nefes alıp verebiliyoruz. Tamponlardan birisi bu. Diğeri de yine özel bir maddeden yapılmış. Dışında özel bir kılıf e, sardığımız bir e, tamponumuz var. E, Çıkarılması ile ilgili hastaların çok fazla tedirginlikleri evet, evet. var. Çıkarılması ee, yine ağrılı mı? hani bu Hemen bu hemen, tamponlar? Hemen, hemen hiç ağrısı yok. Aa, çok güzel. Aynı zamanda tamponları burun içerisine yerleştirirken e, dış kısmına antibiyotikli pomatlar sürüyoruz. Bu hem e, burnu... E, antibiyotik etkisi yaparak mikroplara karşı bir koruyucu etkisi alıyor. Hı hı. Hem de çıkarırken kayganlaştırıcı etkisinden dolayı hastamızın canı yanmamış oluyor. Sorun çok olmuyor. rahat olsunlar, tamponlarla ilgili sıkıntı yaşamazlar diye düşünüyorum. Evet. Peki hocam bu estetik e, burun ameliyatlarında başarısız olma ihtimali var mıdır? Bu soru çok geliyor hastalarımızdan. Hani e, bu ameliyat oluyorum, bir daha ameliyat olmama gerek kalır mı diye. Hı hı. E, estetik burun ameliyatı ile ilgilenen hekimlerin her hekimin revizyon ameliyatı vardır benim de var ee, yok diyen hekim ya doğruyu söylemiyordur ya da ameliyat yapmıyordur değil mi bu ifadeyi kullanıyorum hastalarıma da ee, Çünkü burun dinamik bir organ ee, iyileşirken e, bir takım sıkıntılar yaşayabiliriz ee, ya da hekime bağlı ya da hastaya bağlı bir takım e, sorunlardan dolayı tekrar ameliyat yapılması gerekebilir. Bu işin doğasında açıkçası var. Hı hı. Dünyadaki e, bu işi yapan en ünlü cerrahların dahi e, revizyon ameliyatları vardır. Vardır. Peki hocam ameliyatta ne tür teknikler var? Bundan da biraz bahsedelim. Son yıllarda gelen ee, ameliyatlarda verir. bir e, klasik yöntem dediğimiz e, esasında burnun kemik yapısıyla alakalı bir takım değişiklikler var e, teknik olarak. Bir Hı -hı. klasik cerrahi aletlerle burun kemiklerine yapılan e, kesiler var. E, bir de burnun yapısı eğer uygunsa hiç kesi yapılmadan tamamıyla törpüleme işlemiyle yapılan e, ameliyatlar var. Hı -hı. Bir de son dönemde Cerrahi aletlerle yapılan kesilerin bir takım dezavantajları var. Eğer cerrahi aletlerin çok kaliteli değil ve bakımları yerinde değilse istenmeyen yerlerden kemik kırıkları oluşabilir. Bunun önüne geçmek için piezo dediğimiz halk arasında da ultrasonik cihaz diye bilinen cihazlarla kemiklere hassas kesiler yapılıyor. İstediğimiz yerden bu kesileri rahatça yapabiliyoruz. Son dönemde özellikle Türkiye'de de yaygınlaştı. Kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Bir tanesi. Peki hocam zamanımız çok azaldı ama bir soru daha sormak istiyorum. Burun estetiği ameliyatlarında yaş sınırlaması var mıdır? Yaş sınırlaması bayanlarda 16, erkeklerde de 17 yaşından sonra bu ameliyat yapılabilir. Yapılabilir. Bazı literatürlerde 15 yaşından sonra da yapılabildiği söyleniyor ama ben hastalarımı genellikle bu yaş sınırında tutuyorum. Bekliyorsunuz. Evet. Evet çok teşekkür ederim hocam teşekkür verdiğiniz ederim. bilgiler için. Evet sevgili izleyiciler kuluk, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Şaban Çelebi'ydi konuğumuz. Ee, bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı mutlu haftalar dileriz. Hoşçakalın.